EuroPassion Simulator'dan herkese merhaba. Gemi simülasyonu oyunu bilmeyenler için hatırlatayım. Erken erişimde şu an. Önümüzdeki hafta yani bu hafta pazartesi şu an. Şu an tarihi söyleyeyim hatta. 16 Şubat 2015. Oyun 20 Şubat'ta yani Cuma günü erken erişimden ayrılacak. Beta'ya çıkacak. Geliştirmeye devam edecek yani. Geçtiğimiz hafta Cuma günü oyun için konteyner gemisi yayınlandı. Bir güncellemeyle bu gemiyi limana sokuyoruz. Şimdi biraz zor bir görev. Nasıl derseniz koca bir gemi bir de yavaş gidiyor. Ona göre planlamanız gerekiyor. Bu yüzden bir gemi simülasyonu zaten. Şimdi gazı verelim. Şöyle biz tam oraya geldiğimizde şey yapıyor. Yani karşıdan bir LNG tankeri geliyor. LNG tankeri de kullanmıştık. Hemen yanından bir tane daha gemi geliyor, konteyner. O yüzden bir an önce sağ tarafa geçmemiz gerekiyor. Bir tane daha yol var. Oraya da geçeceğiz. Ben atlatacağım aradaki videoyu çünkü zaman alıyor arkadaşlar. O yüzden yani bir dakika, belki 200 dakikalık bir görev bu şeye bakarsanız. Ama gemi olduğu için yavaş gidiyor. O yüzden bak şu an 9 knot, 9,5 knot. O yüzden atlatmak zorundayız. Rotterdam limanındayız. Sanırım grafikler de şeyde yenilenecek. Yeni beta'da artık değişir oyun. Şu an sadece böyle bir oyun. Hafta yani bu hafta işte dedik. Cuma günü 20 Şubat'ta oyun için görev editörü açılacak. Bundan sonra tabii kariyer sistemi vesaire bu tarz şeyler gelecek. O yüzden zannetmeyin böyle bir şey yok. Olacağını sadece böyle gemiyi direkt başla sür, öyle bir olay yok. Görev editöründe gemiyi ayarlıyorsun. Nerede olacağını, işte limanı seçiyorsunuz. Rüzgarınızın hava durumunu falan ayarlıyorsunuz. Hangi geminin geçeceğini ayarlıyorsunuz. Bayağı ayrıntılı bir şey. O yüzden onu anlatacağız zaten çıksın bir. 2 hafta önce yayınlanacaktı o ama olmadı. Henüz hazır değillermiş. O yüzden tam bir erken erişimden işte ayrılırken 20 Şubat'a denk getirdiler. İyi oldu yani, onun bir önemi yok. Oyun güzel olsun da yeter ki yani güzel bir oyun geliştireceklerini bizi inandırsınlar yaptıklarıyla. Evet, karşıdan bir tanker geliyor şu an. Yani şimdi videolarda pek ilgi görmüyor ama yani oyun bu arkadaşlar, şu an pek bir şey yok. Biz de inceleme çekmek zorundayız. Videoları çekmek zorundayız. O yüzden hani ilgi göstermeye çalışın çünkü Türkçe dil desteği biliyorsunuz. Gelmeli fakat bizim de yani ona göre bir şey sunmamız gerekiyor. Yani incelemeye çalışın, işte ise oynamayanlar yani almayanlar, zaten çoğu kişide bu oyun yok. Steam'de satılıyor fakat yine fiyatı kimse vermez bu parayı şu an ona, bitmemiş bir oyuna. O yüzden siz de haklısınız yani, tamamladıktan sonra zaten güzel özellikler geldiğinde yani biz satın alın diyeceğiz yani direkt. Siz de ona göre alacaksınız. İndirimler olur yine. Bir sürü şey olur. Yani gemi simülasyonu açığı olduğu için lazım yani böyle bir şey. EuroPassion Simulator'dan umudumuz var. Ama küçük bir ekip olduğu için gelişim süreci yavaş, yani ilerlemiyor, hızlı olmuyor. Ship Simulator vardı biliyorsunuz, Westep firmasının, Hollandalı, onlar yapıyorlardı. Onlar da uzun zamandır ses seda yok. Gemi simülatör birkaç tane daha çıktı, Almanlar falan yaptı. En son Ship Simulator
arama kurtarma Alman bir kamu kurulusunun oyunu çıktı. O da iyiydi fakat yine ruhu bize yansıtamıyor yani gemi şeyini. Ancak işte açık dünya oyunları gemi simülasyonlarını yani o gemi simülasyonu olmadığı için açık dünya oyununda GTA 5'te GTA 4'te şey yapamıyorsunuz. Ama şey var, Deep Blue Sketch Alaska Stone var. Discovery Channel'da oynayan o yengeç avcılar Alaska'daki. Onların oyunu var PC'de. Yani onu mutlaka zaten indirin. Oynamayan varsa çok pişman olur yani. Öyle böyle değil. Onun bir üst versiyonu daha var ama Xbox 360 için çıkmıştı. PC'de yok. Keşke olsa. Keşke yeni oyun gelse. Çok harika olur yani. Ama öyle bir durum yok. Çünkü geliştirici firması da nasıl demişler bırakmış o derece. Geri dönüş de alamadık. Evet, yeni şeyimizi gösterdi. Orada liman mı var ya? İskele var sanırım. Ya konteyner şeyleri var ama dediğim gibi hala tamamlanmadı. Yani diğer Transocean var mesela. Yani gemi simülasyonu değil de armatörlük simülasyonu. Onda mesela oynayanlar veya izleyenler bilir çok güzel bir oyun. Fakat onda gemiyi yine limanda başlatıyorsunuz. Liman içinde yanaştırıyorsunuz. Tabii bu kadar içeri falan yapamadığınız için yani güzel olmayabilir ama profesyonelce hazırlanmış bir tamamlanmış bir oyun sonuçta. Keşke içeriden sürebilsek gemiyi. Keşke öyle olsa çok daha ilgi görürdü o. Ben yani, harbi ilgi gördü yani kabinden böyle kaptan köşkünden sürsek falan geminin içinde gezinseydik. Yani personel de almalıyız. Şimdi şu an bunda karakter modellemesi bile yok. İşte dediğim gibi beta'da olacak bunların hepsi. İlerleyen zamanlarda çıkacak. O yüzden şu an oyun bu. Simülasyon bu. Yani bu oyun için önemli kişilerden Deniz Üniversitesi'nden falan, Denizcilik Üniversitesi'nden kurumlardan falan yardım da alıyorlarmış. Nasıl olsun diye. Tamam şu an pek bir şey yok ama yani bunların olması güzel. İngiliz firma Excalibur ve işte bir firma daha var. Onlar birlikte ayarlıyor bu işleri, geliştiriyor oyunu, pazarlamasını, dağıtımını yapıyorlar. Oyun tamamlandıktan sonra yani bir beta'nın yarısında güzel özellikler gelirse bize steam.com'da satmayı düşünüyoruz. Şu an bile vermek istiyorlar fakat oyun yani hazır olmadığı için elimizde kalma ihtimali var, patlama ihtimali var.
Evet, bir nokta daha çıktı. Şimdi sağa doğru döndüreceğim gemiyi. Şu şeye yanaşacağız sanırım. Burada herhalde içeri gireceğiz. Bayağı uzun bir görev ya.